Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Green Knot markasının GSC50 modelli dikey süpürgesini inceleyeceğiz. Bu dikey süpürge Amazon'da en çok satılanlarda birinci sırada ve ben de satın alıp incelemesini gerçekleştirmek istedim. Fakat ben bu ürünü yaklaşık bir aydan fazla bir süredir kullanıyorum ve kullandıktan sonra yorum yapmak istedim açıkçası. Şimdi ürünün herhangi bir temizliğini yapmadım. Ben şu an aktif olarak kullandığım için direkt sizlere teknik özelliklerini, kutunun içerisinden neler çıktığını bunları göstereceğim ve bir de kullanıcı yorumumu paylaşacağım. Bu 1-1,5 aya yakınlık bir sürede dezavantajlarını ve avantajlarını paylaşacağım. Ürün gayet pratik, kullanımı güzel fakat birazcık da dezavantajları var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi kutuya baktığınızda böyle bir kutulamayla geliyor. Şimdi kutuyu ben bir hemen açayım. Zaten parçalarını çıkarttım ama içerisinde gene bir şey var mı yok mu bir bunları da sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle kutulaması böyle geliyor. Bütün parçalar yerlerine oturmuş bir şekilde ve herhangi bir şekilde zarar görmemiş oluyor. İşte içerisinden bir tane kitapçık çıkıyor. İstersen okursun, istersen okumazsın. Bir tane böyle temizlik fırçası geliyor. Ben bunu hiç kullanmadım bu arada, onu söyleyeyim. Ve işte diğer süngerleri, yani daha doğrusu ürünün poşetlemesi bu şekildeydi. Sadece kutuyu göstermek istedim sizlere. Kutuyu masadan kaldırdım ve kutu içerisini göstermeye çalıştım. Zaten görmüş olduğunuz gibi şu anda tüm parçalar masanın üzerinde. Ve videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Çünkü dikey süpürge biliyorsunuz Türkiye'de çok tutulan ve biliyorsunuz markaların aşırı yüksek fiyatlara sattığı ürünlerin muadillerini bulmaya ve fiyat performans ürünlerini araştırmaya hepimiz çalışıyoruz. Şimdi sizlere öncelikle ürünün hemen böyle bir malzeme yapısını göstereyim. Böyle bir teleskopik bir borusu bulunuyor. Bu uzayıp kısalabiliyor bu arada, onu söyleyeyim. Bakın mesela şuradan kısalttığınızda böyle oluyor. Şuradaki butona basarak uzatabiliyorsunuz. Şimdi şöyle de bir aparat var. Bu da böyle işte girilmeyen dar yerleri bununla çekebiliyorsunuz. Ucu bu şekilde ve baktığınızda ucu plastik, yani daha doğrusu malzeme kalitesi plastik. Bir tane de böyle içerisinden yatak fırçası çıkıyor. Onun da yapısı böyle ucu süngerli, hani çizme vesaire yapmasın diye. Ben bunu bir kere koltukta kullandım, daha fazla kullanmadım. En önemli parçalardan bir tanesi, bakın pislik, dediğim gibi kusuruma bakmayın, tozlu kullanıyorum. Hatta gördüğünüz gibi şunları bilerek almadım ki buradaki süngerleri, daha doğrusu pisliği nasıl topladığını görün diye, ki bunun temizliği çok önemli, bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Ve burada tekerlekleri de bulunuyor. Bu da bu şekilde ayakta tutabiliyorsunuz. Böyle aşağıya doğru kırdığınızda da direkt açılıyor. Aktif olarak süpürgeyi bir yerde konumlandıracaksanız böyle kitleyip süpürgeyi ayakta tutabiliyorsunuz. Şimdi bu ürün 1.8 kilogramlık bir ağırlığa sahip ve burası gerçekten kaliteli. Bana kaliteli hissettirdi şu yapısı. Kalitesiz olan parçalar bence bu. Bu plastik ve teleskopik, yani bu da biraz daha kaliteli gibi ama hani bir tık altında diyebilirim. En kaliteli parçalar ise bu ikisi olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Çünkü baktığınızda hani malzeme yapısı kendini hissettiriyor. Yani belli ediyor daha doğrusu. Ürünün detaylarından birazcık bahsedeyim. Burası bu hazneyi, yani şarj ünitesini tuttuğumuz yeri çıkartmaya yarayan bir aparat. Bu kısmı çıkartıyor ve bu kısımda ayrılabiliyor. Filtresini, içerisindeki temizliği vesaire yapabiliyorsunuz. Buradaki kısım ise baktığınızda, bastığınızda şu alt kısmı açıyor ve çöpleri aşağıya doğru döküyor. Yani buna bastığınızda bu alt kısmı açılıyor, çöpler dökülüyor. Tabi içerisinde kalan pislikler, tozlar olabilir. Onu da direkt buradaki dediğim gibi butona basarak bunu ayıracaksınız ve onun sonrasında direkt içini temizleyeceksiniz. Az önce kutunun içerisinden bir fırça çıkmıştı. Onunla buradaki pislikleri temizlemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar, bakın tozları görüyorsunuz, yani daha doğrusu kıltıyı. Bunlar toplandıkça çekim gücünü düşürüyor ve buralarda da süngerimsi bir yapı kullanılmış. Şuraları göstereyim. Bu da parkenizi, zemininizi çizmemesi için. Bu yapı güzel, kaliteli. İki tane modu bulunuyor zaten bu ürünün. Şimdi gelin birazcık teknik detaylarından da bahsedeyim sizlere. Şimdi geldik teknik detaylarımıza ve birazdan da ürünü tamamen kuracağım ve performansını göstermeye çalışacağım. Yere bir şeyler dökeceğim. Hatta dökülmüş yerlerde de var. Evinizde bir evcil hayvan, evcil dostunuz varsa bu ürün kesinlikle bence alınabilecek, fiyat bandına göre söylüyorum, en iyi ürünlerden bir tanesi. Açık konuşmak gerekirse her ürünü detaylı olarak inceleme fırsatım olmuyor. Fakat bu üründe bir aydan fazla bir süredir bu ürünü kullanıyorum kendi evimde. Evimde robot süpürge de var. Fakat robot süpürgeyi artık haftada bir, bazen 1,5 haftada bir açmaya başladım. Bununla pratik oluyor. Hemen alıyorum, koltuğa ya da yere dökülen bir şey varsa temizleyip çıkıyorum. Şimdi ürünün detaylı özelliklerine baktığımızda 2200 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. 200 Watt motor gücü bulunuyor. 23 kilo Pascal emiş gücüne sahip ama bu ikinci modda, ilk güç modunda ise
12 kilopaskallık bir emiş gücü oluyor. Yani bu üründe iki mod bulunuyor. Birinci modda dediğim gibi ayarı 12 paskala yakın, ikincide ise 23 kilopaskala yakın bir çekim gücü bulunuyor. Onu da zaten bu üstündeki artı butonundan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki butona bir kere bastığınızda çekimi, yani daha doğrusu modu değişiyor. Bir yüksek moda geçiyor, bir daha bastığınızda tekrardan düşüyor. Evet, ürünün dezavantajları da var. Onlardan da bahsedeceğim ama teknik detaylarını biraz daha değineyim sizler için. Standart modda 35 dakika, güçlü modda ise 18 dakikalık bir temizleme süresi sağlıyor bize. Yani şarjı da yaklaşık 2-3 saat aralığında tam şarj olabiliyor cihaz. Ürün 1.8 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Şimdi evinizi, 120-130 metrekarelik bir evi ilk modda 12 kilopaskallık çekim gücünde rahatlıkla o süreyi zarfında temizlemenize imkan sağlıyor. Yani ilk modda 120-130 metrekarelik evinizi temizleyebilirsiniz. Dezavantaj olarak şarjı çok uzun sürede doluyor. Yani bu bir benim için dezavantaj. Ve şimdi şöyle de bir şey var. Bu firma genelde müşteri memnuniyetini sağlıyor. Zaten Amazon'a bakarsanız en çok satılanlar listesini orada göreceksiniz. Herkes işte bataryası bozulan yazmış, yeni süpürge göndermişler. Bir sıkıntı olmuş, hemen müşteri ilişkileri ulaşmış ve böyle böyle hemen sorunu çözmüşler. Ben bunlara çok ilk başlarda böyle hani önem vermiyordum, daha doğrusu inanmıyordum ama okuduğum yorumlar ve etrafımda, daha doğrusu bunu ilk aldığımda story atmaya başladım işte temizlerken ve kutu açılımında böyle Instagram'a. Oradan yazan, kullanan arkadaşlarımdan da yazanlar oldu ve gerçekten de ürünün bir yeri kırıldığında, mesela şu parça kırıldı diyelim, direkt firma bu parçanın diğer 2-3 tane aparatını daha yollayabiliyormuş. Ürünün ama bataryası ne kadar uzun süre gider onu bilemiyorum. Bu da bir soru işareti ve dezavantaj. Evet, müşteri ilişkileri size ulaşıyor olabilir, sorununuzu çözüyor olabilir ama ürünlerin parçaları yurt dışından geliyor ve belli bir süre alıyor. Yaklaşık bu ürünün gelmesi de 10 ila 20 günlük bir süreyi buluyor. Yani evinize gelmesi, bazen gümrükte takılabiliyor, siz gümrükten gidip alabiliyorsunuz vesaire. Bunlar gibi bir sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi ben konuşurken ve ürünü anlatırken sizlere detay görsellerini hep paylaşmaya çalıştım. Bu videoyu da uzun tutmaya çalışacağım. Evet, sıkılıyor olabilirsiniz ama kullanıcı deneyimi olarak sizlere hepsini anlatmam gerekiyor ki en azından bu ürünü alacaksanız bilerek veya işte şu sorunu, şu dezavantajı, bu artısı var diye alın. Ben dediğim gibi bu ürünü kendim kullanıyorum ve bir tane de aileme sipariş edeceğim. Onu buradan söyleyeyim. Çünkü şimdi piyasa malı ürünlerle bunu karıştırmamak gerekiyor. Dediğim gibi şu ürün evet kaliteli. Şu da kaliteli. Malzeme yapısı olarak bahsediyorum. Hani bu da orta seviye bir kalite olsun. Ama diğer içerisinden çıkan parçalar hemen kırılabilecek gibi bir hissiyat veriyor. Onu söyleyeyim. Bir de bu üründe şu, sadece şu kısım beni birazcık korkutuyor. Böyle şimdi süpürgeyi elimizle itiyoruz ya, tek elle kullanıyorsun veya iki elle diyelim. Bu şekilde süpürgeyi ittikçe sanki burası esniyor gibi bir hissiyat verdi. Evet, ama şu an bir problem yaşamadım. O yüzden süpürme yaparken de size zaten videonun birazdan detaylı görselini de, yani daha doğrusu süpürmeye başladığımda göstereceğim. İki elinizle tutarak, halıda eğer takılıyorsa kaldırarak çekmenizi öneririm. Çünkü bu parçalar birbirinden ayrı olduğu için bununla bu esneme yapıp kırılma yapabilir. Bu da bir dezavantaj. Diğer tabii ki de pahalı markalara göre baktığımızda onlar biraz daha böyle malzeme kalitesinden daha üstün haliyle, fiyat olarak pahalı olduğu için. Detaylı aklıma gelen birkaç tane daha yorumum olacak. Onları da izledikten sonra süpürgeyi almak istersen alabilirsin ya da istersen incelemiş, izlemiş olursun. Ben dediğim gibi dezavantajıyla şeffaf bir şekilde sizlere paylaşmaya çalışıyorum ürünü. Hadi gelin süpürme performansımıza geçelim. Şimdi ilk halı performansımızı gösterelim. Şu görmüş olduğunuz kısma mısır döktüm ve ilk modda çalıştırıyorum. Bakın temizlikte bile şöyle halı üzerinde ne kadar rahat bir şekilde gidip gelebiliyor. Bu açıdan güzel. Bak, yerdekileri şimdi tek esnada görmüş olduğunuz gibi aldı. Bir iki parça ilk modda bırakabiliyor. Ama şu anda güçlü modu aldım. Halıya daha da yapışmaya başladı ve şu alt kısmında kalan, yani buradaki ucunda kalan pislikleri de direkt borudan yukarı çekmeye başladı. Zaten gücünü de halının şeklinden anlayabiliyorsunuz. Şu an ikinci modda çalıştırıyorum. Halıyı vakumluyor ve altındaki döner başlıklı fırça sayesinde de rahat bir temizleme sağlıyor. Şu anda olan tüm yerdeki pislikleri çekiyor. Şimdi bir evcil dostunuz varsa böyle evi rahatlıkla tüy ve pisletebiliyor. Hemen buralarında böyle normal zemindeki temizlemesini göstermeye çalışıyorum sizlere. Bakın ilk seferde aldı. Şu an birinci modda çalıştırıyorum. Ve bu oda sürekli tüy oluyor dostumun.
Çünkü burada uyuyor. İçeri geldiği için de dediğim gibi robot süpürgeyle artık uğraşmadan rahatlıkla bununla temizlik yapabiliyorum. Şu anda ilk modda gördüğünüz gibi yerdeki, halıdaki bütün et parçalarını, böyle nasıl diyeyim, mama kırıntılarını vesaire almaya başladı. Sesi zaten muhtemelen mikrofondan gelmiyor olabilir ama borudan rahatlıkla çekim sağlayabiliyor. Ve ışığı sayesinde de, şu öndeki ışık sayesinde rahatlıkla böyle hani görmediğimiz tozları, pislikleri göstermeye çalışıyor bize. Bak şimdi burada da birazcık pislik var. Şu an ilk modda, hiç zorlamıyorum cihazı. Direkt zaten rahatlıkla çekim yapıyor ve haznesini alıyor. Şuradaki tüyleri vesaire de bir alalım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki tüyü, pisliği de üzerinden bir kere geçtiğinizde rahatlıkla alabiliyor. Hazneyi de tekrardan göstereyim. İçerisine tüm tozu, pisliği almış oldu. Şimdi ürünün de bir kurulumunu ufaktan göstereyim hemen sizlere. Zaten kurulum çok basit. Öncelikle şuradaki boruyu bu kısma takıyorsunuz. Şöyle alt kısma gelecek şekilde. Ve zaten tık diye bir ses yapıyor. Şimdi şunu bir kısaltalım birazcık ve kamerada rahat görün. Üründe girişler bulunduğu için bu şekilde, bu da alt kısma gelecek. Şöyle hemen bunu da buraya oturttuğumuzda bakın sesi duydunuz. Ürünün kurulumunu yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar parçayla kurulum sağlayabiliyorsunuz. Zaten bir parça ve iki parçayla direkt ana gövdeye oturuyor. Ürünün tüm parçalarını göstermeye ve temizlik modlarını da göstermeye çalıştım sizlere. Keza detay görüntüler girecek şu andan itibaren ve sürekli ürünün detay çekimlerini göstereceğim. Mesela fırça, yani yatak başlığını göstermedim sizlere video içerisinde temizlik yaparken. Bunda genelde mobilyalarınız, işte yatağınız ve koltuğunuz için temizleme sağlayabilirsiniz. Çünkü ucundaki sünger sayesinde çizilmesini engeller. Ama ben bu fırçayı taktığımda çok çekim modunu güçlü bulmadım açıkçası. Yani düşürüyor sanki gücünü. Bilemedim, bana da öyle gelmiş olabilir belki. Böyle ufak tefek kırıntıları vesaire bazen bırakıyor. Üstünden bir kere daha geçmeniz gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Normal süpürgenin başlığıyla, eğer koltuğun üzerinde bir şey varsa onunla çekiyorum direkt. O döner başlık çünkü içerisinde bütün pisliği gerçekten çekip hemen borudan yukarı filtresine gönderiyor. Şimdi bu üründeki HEPA filtre bulunuyor. Kutunun içerisinden iki tane HEPA filtre çıkıyor. Bir tanesi içerisinde takılı olan, bir tanesi de yedek. Onu göstermeyi unuttum. Bu HEPA filtrenin genelde 5-6 aylık ömrü olduğu söyleniyor firma tarafından. 5-6 ay sonunda diğer yedek HEPA filtreyi kullanabilirsiniz. Onunla da işiniz bittikten sonra tabii ki de artık satın almaya geçiyoruz parçaları. Zaten bu tarz ürünlerde genelde satın almaya dayalı işlemler yapılıyor. Onun dışında haznesini temizleyebiliyorsunuz, yani yıkayabiliyorsunuz. Elektronik olmayan aksamları yıkayabiliyorsunuz ama ben yıkayın dedim diye yıkanır, yıkarsınız, bozulur, bir şey olur. Mesuliyet kabul etmiyorum. Ben şu an henüz yıkamadım ama ıslak mendille içerisini silip toz pisliği alıyorum. Direkt olarak zaten tekrar yerine takıyorum. İçerisindeki fırçayı yıkayıp kurutabiliyorsunuz bu arada. Altında bir fırça bulunuyor döner başlıklı, biliyorsunuz. Bunu yıkayıp kurutma imkanınız var ama iyice tüm ürünlerin kurumasından emin olun. Yani kuruduktan sonra takın, ıslaklık olur vesaire. Ürün bozulur. Mesuliyet kabul etmiyorum. Ürün bu şekilde dik kalabiliyor. Videoda söylemiştim bunu. Görmüş olduğunuz gibi dikey bir şekilde, daha doğrusu bir aparata ihtiyaç duymadan böyle havada asılı kalabiliyor. Ve şuradaki döner başlıklı fırça sayesinde de tüm pislikleri yerden vakumlayarak çekiyor. Bu sayede de borudan direkt kendi haznesini alıyor. Hazneyi de bir göstereyim. İçerisine almış olduğu pislikleri buradan görebiliyorsunuz. Mısırları atmıştım ve onları çekmeye başladı. İçerisinde HEPA filtre de olduğu için rahatlıkla temizleyip kullanabiliyorsunuz. Bence güzel bu açıdan. Bildiğiniz üzere bir markanın aslında muadili gibi gözüken bir ürün. Pahalı bir markanın muadili gibi gözüken bir ürün bu. Malzeme yapısından bahsettim. Hani çok fazla böyle aşırı derecede bir kaliteli bir malzeme yapısı yok ama tamamen fiyat performans ürünü ve en çok satılanlarda birinci numaradaysa, yani birinci sıradaysa, demek ki bu üründe de bir şey var diyoruz. Ben bu ürünü dediğim gibi bir aydan fazla bir süredir kullanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim. Gerçekten elim ayağım oldu, onu söyleyebilirim. Dezavantajı olarak zaten söyleyebileceklerimden bahsettim. Hani birinci modda bir şey çektiğinizde, mesela mısır tanesi, işte mercimek tanesi gibi şeyleri, direkt hemen hazne yukarısına çekmiyor. İçerisinde o döner başlıklı o fırçanın orada döndürüyor ve yere eğer kapattığınızda tekrar bırakabiliyor. O yüzden o tarz böyle zorlu kirler olabilir. Yani kir demeyeyim aslında, pislik. İşte mercimek tanesidir, böyle kalın taneli ürünler varsa çekeceğiniz yerde ya da halıda, farklı bir yerde ikinci modda çekmenizi öneririm. Ve şu özelliği de güzel. Taşınabilmesi gerçekten güzel. Hemen onu da bu videoda şurada göstereyim. Bak şu aparatını çıkarttım. Hemen bu kısmı
taktım. Ve görmüş olduğun gibi arabanda da bunu böyle kullanabilirsin rahatlıkla. Çok güzel gerçekten. Hemen tekrar çıkartmak istediğimde de çıkartıp diğer ucunu takabilirim. Bunda da şöyle zaten. Hemen bu fırçayı buraya getirdim ve oturdu. Görmüş olduğunuz gibi böyle de mobilyalarınızı vesaire temizleyebiliyorsunuz. Bunun da sanırım yanlış hatırlamıyorsam 0.8 litrelik bir haznesi bulunuyor. Toz haznesi. Ondan da bahsedeyim. Böyle evi 130 metrekare olan bir insan evi bir süpürmeye başladığında bazen hazne yetmeyebiliyor. Ama böyle kırıntılar fazlaysa, işte dediğim gibi yerde birden fazla kırıntı vesaire varsa, böyle kalın olarak yani içini doldurabilecek şekilde, hemen hazne doluyor. Ama toz pislik de zaten vakumluyor gibi. Onları vakumluyor ve bir saçak gibi haline getirip kendi filtresinde barındırıyor ve sonrasında siz çöpe döküp içini temizleyip tekrardan şarja takıp daha kullanacağınız zaman kullanabiliyorsunuz. Ürünle ilgili gene sorularınız olursa yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Ürünle ilgili biraz uzun video oldu sanırım. Bunu montajlaması, renderlaması birazcık zaman alacak ama en azından kullanıcı deneyimlerimi paylaşıp sizlere doğru bilgi paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.